başında özellikle 3 haftalık bir periyot bizim için çok önemliydi. Yani ligin başındaki ortaya koyacağımız performans, ligde ulaşacağımız bölge bizim tabii şehir olarak, cami olarak biraz daha erken bazı şeyleri düşünmeye başlamamızı sağlayacaktı. İyi bir başlangıç yaptık ligi. Daha sonra Eskişehir'de geçtiğimiz hafta çok şanssız bir mağlubiyet aldık. O mağlubiyetten sonra tabii ki bugünkü Ankara Gücü bizim için Ankara Gücü karşılaşması çok önemli hale geldi. Yani puan kaybına kesinlikle tahammülümüzün olmadığı bir karşılaşma oynamak zorunda kaldık. Ve ayrıca tabii geçtiğimiz sezonun ortasında göreve geldiğimiz günden bu yana bir özelliğimiz ön plana çıkmaya başladı. Özellikle kendi sahamızda kaybetmezken az puan kaybeden bir takım hüviyetine büründük. Dolayısıyla o özelliğimizin de daha perçinlenmesi açısından bugünkü karşılaşma önemliydi. Tabii bir de karşılaşmanın bir başka özelliği var. Yani dost kulübümüz, kardeş kulübümüz, Ankara Gücü'yle oynuyor olmamız maçın atmosferini biraz daha değişik hale sokuyor. İşte maç öncesi taraftarların birbiriyle yakınlaşması, iki taraftar grubunun rakip oyuncuları çağırması, oyuncuların saha içerisinde sarı maç dolaşı olup 7-8 defa tribünlere selamlaması. Tabii maçın başındaki bu güzellikler futbol adına hepimizin görmek istediği olaylar. Ama gelin görün ki tabii bu hava sahanın içerisine de yansıyor. İşte birbirine girmeyen, futbolun gerektirdiği sertliği kullanmayan bir anlayış haline getiriyor. O da tabii futbolun seyir zevkini düşürüyor. Bugün öyle bir maç oynandı. Yani açıkçası ben keyif almadım. Bizim adımıza günün en sevindirici tarafı bu kritik dönemde alınmış olan 3 puandır. 3 puan aldıkları için oyuncularımızı kutlamak istiyorum. Yoksa oyun anlamında ortaya çok güzel şeyler çıkmadı. Bizim bu kısırlığı ortadan kaldırmamız lazım. Daha üretken olmamız lazım. Futbol adına daha fazla doğruları yapan bir takım kendine dönmemiz lazım. Ki bunu da önümüzdeki pazar gününe kadar toparlamamız gerekiyor. Çünkü çok güçlü bir ekiple kendi sahasında, kendi taraftan önünde oynayacağız. O yüzden bir an evvel bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza yine teşekkür ediyorum. Ankara Gücü Kulübü'ne de bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Hocam, Batalya'yı nasıl buldunuz son bölümlerde, onu soktunuz? Performanslar iyi bulduk tabii. Yani bizim ondan istediklerimizi yapmaya çalıştık. Tabii çok kısa bir zaman görev aldı. Oyuna sonradan girip hemen performans vermek, performans göstermek çok kolay bir olay değil. Ama bugün oyuna soktuğumuz bütün oyuncularımızdan onlardan istediklerimizi tam anlamıyla olmasa bile büyük oranda aldığımızı söyleyebilirim.